Bundan böyle 10 yıl falan önce arabada gidiyorum, tamam mı? Böyle arabamı yeni almışım. İşe gidiyorum. Güneş gözlükleri gözümde. Arabayı 5.000 liraya aldım. Güneş gözlükleri de 5 lira. Hikaye Konya'da geçiyor. Güneş gözlüğü 5 lira ama tek bir kusuru var. Yani ara sıra sağ camı tık atıyor, düşüyor böyle. Yani ama geri kalan müthiş. Yani nasıl diyeyim? Bütün dünyayı turuncu görüyorum böyle. Her taraf turuncu. Şimdi o gün şöyle. Dün tıraş olmuştum. Sabahleyin işe gidiyorum. Hayatımdaki en büyük zevklerden biri de işe giderken arabada müzik dinlemek. Şimdi camı açtım. Şöyle bir ambiyans düşündüm, tamam mı? Dıp pıs, dıp pıs falan, güneş gözlüğü işte böyle falan gidiyorum. Kırmızıda durdum. Tık. O esnada zıt yanıma bir araba geldi. Onda camlar açık. Bir tane bayan. Yaşıt sayılırız. Ya kendim normalde de böyle bir şey yapmam, tamam mı? Ben dedim ki şöyle bir bakış atayım ya. Yani güneş gözlükleri falan. Abi bak tam döndüm şöyle. Hatun da döndü şöyle. Bakışıyoruz, tamam mı? O esnada şöyle tık attı. Lan böyle gözlük bitti. Ben şimdi böyle kızı bir turuncu görüyorum buradan. Bir de düz. Şimdi bu hikayenin benim açımdan o gözlük tık attı ya. O insan ne oldu biliyor musunuz? Hikayenin diğer tarafında. Kız püskürdü. Şöyle oldu bak. Üzgün gözüküyordu böyle. Kız şöyle yaptı. Yani bir o efekti yapamıyorum. Yani gülme ve bir sümük çıktı burnundan. Ben şimdi böyle ben hikayede özneyken şey konumuna düştüm. Böyle bütün direksiyon sümük oldu. Ulan diyorum ki şimdi bu hani bir bayandan bu kadar çıktı ama inek gibi böyle. Aldım, taktım camını falan. Hayatıma devam ettim. Şimdi onun açısından çok merak ediyorum ben bu hikayeyi. Yani düşünsene bak. Çünkü böyle üzgün duruyordum, tamam mı? İşte bugün çok üzgündüm. İşte arabayla işe giderken moralim o kadar bozuktu ki hiçbir şey benim moralimi düzeltemez zannettim falan. Ta ki kıyarın biri gözlükle bana bakıp gözlüğünün teki tak diye düşene kadar. Böyle bir bu hikayeler bir şekilde benim aslında peşimi bırakmadı. Şöyle ki üniversitede ders çalışıyorum, tamam mı? Normal klasik bir gün. Şöyle ders çalışıyorum. Arkadaş geldi. Şu dedi ki dostum ben hastalandım ne yapayım? Şimdi böyle bir armut kıvamında. Armut bir adam düşünün. Hastalandım ben ne yapayım diyor. Ben de dedim ki dostum bak şimdi dedim. Yani insanlar son birkaç yüzyıldır doktora gidiyorlar. Daha önce yaşasaydık hani bir şamana gözük. Eskiden eski toplumlarda hani şaman şey. Ama dedim ki doktora git dedim. Yani adamın tarzı şu bak. Hani ben hastalandım ne yapayım? Dedim ki doktora git böyle yapıyor bak. Tamam. Arkadaş doktora gideceksin. Neyse. Arkadaş doktora gitti. Yarım saat, bir saat sonra geldi. Şimdi erkek olduğu için bütün bedeninden ruh halini anlayabiliyorsunuz ya. Şöyle geldi, tamam mı? Şöyle ilk başta hastaydı ve üzgün geldi. Şöyle bak. Ondan sonra üzgün. Ben de şöyle döndüm. Dedim ki ne oldu hayrola? Bir şey mi var falan. Üzüldüğü şey şu. Dedi ki ya dedi doktor fitil verdi dedi. Ben dedim ki arkadaş yani üzüldüğüm şey bu mu yani? Ondan sonra bak o armut şeyini unutmayın. Temasını şöyle diyor bak. Doktor fitil verdi. Ne yapayım? Ya dedim git ya. Neyse. Yani şimdi anladınız. Neyse dedim ki bak dostum lavaboya git. Bir şeyler yapacaksın işte. Şimdi şu. Doktor iki kutu ilaç vermiş. Biri antibiyotik, diğeri fitil. Şimdi arkadaş gitti lavaboya. Ben şimdi burada ders çalışmaya devam ediyorum. Yani normalde merak etmem ama dedim ki ya şu kutuya bir bakayım. Şu antibiyotik neymiş diye bir bakayım dedim. Şimdi antibiyotik kutusu diye ben açtım. Fitil kutusu. Evet, hay Allah. Şimdi çok küçük bir ihtimal var. Binde bir. İki tane hani şey verilmediyse aynı kutudan arkadaş antibiyotiği alıp gitmiş. Evet, tahmin ettiğiniz gibi arkadaş yani kötü şeyler yapıyor antibiyotik. Bir süre sonra geldi böyle ve hasta. Ben dedim ki ne yaptın dostum, tamam mı? Tamam dedi. Dedim ki kutuna bir bakabilir miyim? Abi kutuyu aldım, antibiyotik kutusu. Bir tane de eksik. Adam evet kıçına antibiyotik sokmuş abi. Ben şimdi böyle nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Dedim ki dostum sen daha önce fitil kullandın mı? Dedi ki beyaz uzun bir şey dedi. Dedim ki
antibiyotik de böyle beyaz uzun bir şey. Arkadaşım nasıl ya falan dedi. Bak dedim ki bu fitil. Bak dedim adam bunu roket gibi yapmış. Hani Challenger'ı 75'te bir küçültmüş. Sana hani fitil bak bu bir yere girecek. Antibiyotik öyle değil. Hani yutacaksın yani. Şimdi anladı. Bak şimdi hastaydı üzgündü. Şöyle yaptı. Aman Allah'ım ben ne yaptım dedi tamam mı? Ben dedim ki evet sen kıçına antibiyotiği soktun. Şöyle dedi ki başıma bir ağrı girdi diyor. Şimdi benim de ağzıma şey geliyor. Hani bir tane de ağrı kesici sok. O belki oradan alır. Yani alıştın zaten. Bak aynı o armut profilini unutmayın tamam mı? Yani diyor ki ben şimdi ne yapacağım? Dedim ki dostum ne yaptıysan işlem basamaklarını tersten yapacaksın. Hani lavaboya gideceksin geri geri. Ne yaptıysan tersten yapacaksın. Birkaç dakika sonra olay halloldu. Geldi. Bak. İnsanlar biraz böyle bu tarz hikayelerden çekiniyor. Aslında hepimiz çekiniyoruz da. Şimdi şöyle yap. Şöyle geldi. Tavır şu bak. Bu olay ikimiz arasında kalacak. Tamam mı dedi. Ben de şimdi ders çalışıyorum. Dedim ki neden yani? Benimle hiçbir alakası yok ki. Hayır dedi. İkimiz arasında kalacak. Dedim ki dostum bak buna ben karar veririm tamam mı? Çünkü ertesi gün ben okulda herkese anlattım. Herkese. Yani benle kaç hafta konuşmadı. Ben böyle herkese anlatıyorum keyifle. Yani nasıl diyeyim? Arkadaşlar şöyle espriler gelmeye başladı. Yani okulda millet şöyle yapıyor. Bak diyor ki mesela şimdi arkadaş şurada. Bak diyor bu diyor göz damlası diyor. Böyle kullanılır diyor. Tamam mı diyor. Bak. Hani bak buraya koyuyor. Bir tarafını alıp sokma. Hani. Yani prospektüsünü okumadan kullanma falan gibisinden.